ve beklenen oldu. Türkiye ile Rusya S-400 füzelerinin alımı ile ilgili anlaşmayı Ankara'da imzaladı. Yeni kanun hükmünde kararname geliyor. İçeriği diğer KHK'lardan farklı. Adana'da bataklık alanda at ve eşek kemiklerinin bulunmasının ardından yapılan operasyonlarda akıllara durgunluk veren gelişmeler yaşandı. Tüm bu başlıkların detayları ve çok daha fazlası birazdan KRT Ana Haber'de. Türkiye'nin ilk kültür ekranı KRT'den mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Ana Haber bültenimize hoş geldiniz. Bültenimize başlamadan önce hemen belirtelim. Milyonlarca kişinin kaderinin belli olacağı asgari ücret görüşmeleri şu saatlerde, şu dakikalarda devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında toplantı sonrasında milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücret açıklanacak. 2018 yılı asgari ücreti açıklanacak. Bültenimiz içinde bu karar açıklanırsa hemen sizlerle paylaşacağız diyelim ve bültenimize başlayalım. S-400 füzeleri, Türkiye ile Rusya S-400 füzelerinin alımıyla ilgili anlaşmayı Ankara'da imzaladı. S-400 anlaşması kapsamında ilk teslimat 2020 yılında Mart ayında yapılacak. S-400'lerin değeri ise 2,5 milyar dolar. Türkiye ile Rusya arasındaki füze anlaşmasının detayları belli olmuştu. Türkiye Rusya'dan 4 bölük S-400 aldı. Değeri de 2,5 milyar dolar. Bir bölükte birden fazla batarya bulunuyor. S-400 anlaşması kapsamında ilk teslimatın 2020 Mart ayında başlaması bekleniyor. Anlaşmanın en çok merak edilen unsurlarından biri finansmandı. Türkiye yapılan anlaşma tutarının %45'ini ödeyecek. Geri kalan %55'lik bölümü içinse Rusya kredi verecek. Rusya aynı sistemi Suudi Arabistan'a satmak için de Riyad'da görüşme halinde. Rus S-400 sistemi 2007 yılında hizmete giren uzun menzilli uçak savar füze sistemi. Kara hedeflerine karşı da kullanılabiliyor. Füze sistemi 400 kilometre mesafedeki ve 30 kilometre yükseklikteki hedefleri vurabiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim ittifakı ile ilgili dikkat çeken bir çıkışta bulundu. İttifakta acele edilmemesi gerektiğini söyleyen Erdoğan konuyla ilgili yapılan açıklamalara da tepki gösterdi. Kendi partisine de uyarıları olan Erdoğan bu süreçte limon sıkma gibi bir yanlışı hiç kimse yapmamalı dedi. Cumhurbaşkanının gündeminde Hakan Atilla davasıyla Kudüs konusu da vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tunus dönüşü uçakta konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim ittifakı tartışmalarını değerlendirdi. Aceleci davranılmaması gerektiğini belirtti. Erdoğan bu kararın ancak liderler tarafından verilebileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı her önüne gelenin bu konuda konuşmaması lazım. Benim partim de buna dahildir. Partimin içerisinde de zaman zaman bazıları çıkıyor bu meseleye dair konuşuyor. Size ne kardeşim? Siz niye konuşuyorsunuz? Bu konuda kimlerin konuşacağı bellidir. Bu sürece limon sıkma gibi bir yanlışı hiç kimse yapmamalı ifadelerini kullandı. ABD'de görülen Hakan Atilla davasına da değinen Erdoğan, Atilla'nın suçsuz olduğu görüldü. Jürenin bunu görmüş vaziyette olduğunu zannediyorum. Fakat buna rağmen jüri adeta belirsizlik içinde olduğu için karar verme konusunda da zorlanıyor. Kararını veremiyor gibi görünüyor. Bizim beklentimiz adaletin yerini bulmasıdır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan Rıza Sarraf'la ilgili görüş ifade etmiyor şeklindeki sözleri de soruldu. Konuşmalarının içeriğini CHP liderinin belirleyemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, "Benim gündemimde Kılıçdaroğlu yok." dedi. Erdoğan'ın gündeminde İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İstanbul'daki Kudüs zirvesinde bazı ülkelerin düşük düzeyde katılımı da vardı. Daha üst düzeyde katılım olabilirdi diyen Cumhurbaşkanı, teşkilatın daha etkin çalışması gerektiğini belirterek reform sinyali verdi. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir dava daha geldi. Erdoğan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yurt dışı hesap iddiaları ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 3 milyon liralık tazminat davası açmıştı. Bugün de 250 bin liralık tazminat davası da açtı.
Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın Twitter hesabından ifade özgürlüğünün sınırlarından biri de başkalarının onur, şeref ve saygınlığıdır. Bu evrensel ilkeyi Kılıçdaroğlu'na öğretene kadar hukuk mücadelemiz sürecek. Bu çerçevede bugün Cumhurbaşkanımız adına Kılıçdaroğlu aleyhine 250 bin liralık manevi tazminat davası açtık paylaşımında bulundu. Ve Abdullah Gül bugün konuştu. 11. Cumhurbaşkanı Gül son çıkan kanun hükmünde kararname ile ilgili eleştirilerde bulunmuştu. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem dolu sözler gelmişti. Cuma namazı çıkışı konuşan Gül Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt verdi. Durumdan vazife çıkaracaklar hepimizi çok üzecek olaylara vesile verebilir. Onun için ufak bir düzeltme ile bunun önüne geçilebilir diye düşündüm dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu özel bir televizyon kanalında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu 2019'da aday olacak mısınız sorusuna olabilir, parti içinde konuşuruz yanıtını verdi. Ayrıca tek dip düzenlemesine de eleştirisi vardı Kılıçdaroğlu'nun. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için dikkat çeken bir açıklama yaptı. Habertürk yayınında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı olabilir, yeri ve zamanı gelince araştırmalar yapılır, parti içinde bunu konuşuruz ve karar verilir dedi. Kılıçdaroğlu ittifak sorusuna ise partiler arasında ittifak olmaz, o kanuna aykırı. İttifak belli bir düşünce çerçevesinde olur. Kim demokrasiyi savunuyorsa koşulsuz destek veririz yanıtını verdi. FETÖ'cülere getirilen tek tip kıyafet düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda da bulunan CHP lideri, yürürlükteki kanundan örnek vererek aşağılayıcı bir düzenleme getiriliyor. Bu insanlar mahkum olmadı ki, yarın beraat ederlerse ne olacak? Peki onların onuru yok mu, kişiliği yok mu, ailesi yok mu dedi. Tek tip kıyafet düzenlemesiyle Türkiye'nin dünyaya rezil olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, hükümetin oturup düşünmesi lazım. Evrensel hukuk kurallarından yola çıkması lazım. Türkiye'yi dünyaya rezil ettiler şeklinde konuştu. Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu yüz binlerce dolar değer biçilen dairesini Güneş Gazetesi'ne 100 bin dolara satmayı kabul etmişti. Kılıçdaroğlu'nun Güneş Gazetesi'ne gelin evimi 100 bin dolara size satayım diye mektup yazdığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun kızı teklifi kabul etti. Dairesini 100 bin dolara Güneş'e satacak. CHP'li Battal İlgezdi'nin Ataşehir Belediye Başkanlığı'ndan alınmasına ilişkin iddialar çerçevesinde yüz binlerce dolarlık bir dairenin Zeynep Kılıçdaroğlu'na şaibeli şekilde satıldığı öne sürülmüştü. Kılıçdaroğlu ise daireyi 100 bin dolara isteyene satabileceklerini söylemişti. Güneş gazetesi de 100 bin dolar hazır tut sözünü manşetini atarak daireye talip olduğunu açıklamıştı. Zeynep Kılıçdaroğlu'nun Güneş'in sahibi Zeki Yeşildağ 23 Aralık'ta mektup göndererek teklifi kabul ettiği ortaya çıktı. Kanal D'nin ulaştığı mektupta Zeynep Kılıçdaroğlu'nun Güneş gazetesi yönetimine 100 bin ABD doları karşılığı Türk lirasına daireyi size satmaya hazır olduğumu bildiririm dediği gözlendi. Zeynep Kılıçdaroğlu dairenin haberde iddia edildiği gibi adalar manzaralı olmadığını belirterek sonra hayal kırıklığına uğramayın dedi. 2019 seçimleri şimdiden gündemin hemen her gün sıcak başlıklarından. İyi Parti lideri Meral Akşener açıklama yaptı. Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci turda CHP'ye destek veririz dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turunda CHP ile ittifak yapmam, CHP'nin adayı ikinci tura kalırsa destek veririm dedi. Gazetecilerle Ankara'da bir araya gelen Akşener, insanlar Batı'da CHP ve AK Parti, Doğu ve Güneydoğu'da AK Parti ile terör örgütü PKK destekli HDP'yi tercihe zorlanmışlar yorumunu yaptı. Meral Akşener'e göre AK Parti'nin mevcut oyları 25-30 oranında. Akşener, MHP'den hayıra giden 9 puanın 6'sı da bizde açıklamasını da yaptı. Akşener'e göre Erdoğan, MHP'ye 60-70 vekillik önerebilir. Akşener bir kez daha erken seçim için tarih verdi. Öngörüm 15 Temmuz 2018'de erken seçim olacağıdır. Çünkü AK Parti yerel seçimlerde ciddi oy kaybedecek, kaybediyor da dedi. Baylok tuzağından tahliye olanların işe dönüşünü içerecek yeni bir kanun hükmünde kararname geliyor. Yayınlanacak yeni kanun hükmünde kararname sadece
Baylok tuzağından tahliye olanların işe dönüşünü içerecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada 11.480 GSM numarasının kullanıcılarının iradeleri dışında Baylok IP'lerine yönlendirilmiş olduğunun tespit edildiğini duyurmuştu. Mağdur olanların temize çıkarılması için harekete geçildi. Mağdurlara özel kanun hükmünde kararname çıkarılacak. Buna göre tek delil Baylok gösterilerek ihraç edilenler kanun hükmünde kararname ile görevlerine iade edilecek. KYK'nın yayınlanmasının ardından başvuruların hemen alınmaya başlanacağı bildirildi. Başvuruların alınmasının ardından mesleğe dönüş yolu açılacak. Sadece bu uygulama ve Baylok'a bu şekilde yüklendiği tespit edilen ve bu nedenle ihraç edilmiş kişiler için bu süreç geçerli olacak. Bu arada Baylok kullanıcısı olduğu iddiasıyla tutuklanan, aralarında polis, asker, öğretmen, gazeteci ve avukatın da bulunduğu 201 kişinin adlarının sadece Baylok listesinde olması ve mevcut delil durumunda başka suçlarının olmaması dolayısıyla 201 kişinin tahliyelerine hükmedildi. İlk gelen bilgi 161 kişi yönündeydi. Ancak ilerleyen saatlerde tahliyelerde verilen sayılarda artış oldu. FETÖ ile devam edeceğiz. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma müdürü Yüzbaşı Burak Akın FETÖ üyesi olduğunu söyleyerek polise teslim oldu. Yüzbaşı Akın 15 Temmuz gecesi vurulmuş darbecilere direndiği için ödüllendirilmişti. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma müdürü Yüzbaşı Burak Akın Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Yeni Şafak gazetesinin haberine göre Fethullahçı terör örgütü üyesi olduğunu itiraf eden Burak Akın, örgütün kendisine baskı yaptığını ve artık dayanamadığını söyledi. Akın, itirafçı olmak istediğini de belirtti. Yüzbaşı Akın 15 Temmuz gecesi dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak'la birlikte karargaha gitmişti. Komutan Çolak, derdest edildiği alanda darbeci askerler tarafından vurulmuştu. Burak Akın'ın vurulduğu anlar da kameralara yansımıştı. Görüntülerde Burak Akın kapının önünde olaya müdahale etmek ve içeriye girmek istiyor. Ancak kapının önünde duran darbeci asker tarafından bacağından vuruluyor. Yüzbaşı Akın FETÖ'cülere direndiği gerekçesiyle madalya da almıştı. Eski futbolcu Bekir İrtegün'ün FETÖ'den gözaltına alınması ve itirafçı olmasının ardından futbol dünyasında eski futbolcuları kapsayan gözaltılar ve tutuklamalar yaşanmıştı. İrtegün'ün savcılara verdiği listede halen Süper Lig'de oynayan 3 futbolcunun da olduğu belirtildi. İyi başlangıcımızı bu zamana kadar taşıdık. Eski futbolcu Bekir İrtegün, FETÖ'nün Türk futbol dünyasındaki yapılanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest bırakılmıştı. Eski Başakşehirli futbolcunun savcılara verdiği 20 kişilik listede halen Süper Lig'de top koşturan 3 futbolcunun da yer aldığı belirtildi. İrtegün'ün 3 eski futbolcunun gözaltına alınıp ikisinin tutuklanmasına neden olan ifadesiyle ilgili bu detay Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberinde yer aldı. Bu 3 futbolcu Ömer Çatkıç, Zafer Biryol ve Uğur Boral. Buna göre İrtegün 3 futbolcuyla FETÖ toplantılarında birlikte olduğunu ve örgüte maddi yardımlarda bulunduklarını bildirdi. Mısır'ın başkenti Kahire'de kiliseye saldırı düzenlemeye çalışan silahlı 2 kişi polisle çatıştı. Olayda 3 polis hayatını kaybederken 1 saldırgan öldürüldü. Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyinde Kıptilere ait bir kilisenin önünde silahlı çatışma yaşandı. Kiliseyi hedef alan 2 saldırgan güvenlik güçleriyle çatıştı. Saldırıda 3 polis hayatını kaybederken 1 saldırgan da öldürüldü. Suudi Arabistan'a yakın
El Arabiya televizyonu kiliseye girmeye çalışan saldırganın 3 polisi öldürdüğünü iddia etti. 2 saldırgan olduğu, birisinin öldürüldüğü ve diğerinin kaçmayı başardığı belirtildi. Mısır İçişleri Bakanlığı ise saldırıda 2 polisin öldüğünü açıkladı. İran'da devrim niteliğinde kararlar alınıyor. Tahran Emniyet Müdürü Rahimi farkında olmadan tesettüre riayet etmeyen kadınların artık gözaltına alınmayacağını duyurdu. İran'da farkında olmadan tesettüre riayet etmeyen kadınların artık polis tarafından gözaltına alınmayacağı bildirildi. Teslim Haber Ajansı'nın haberine göre Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, Güvenli Şehir Tahran Fotoğraf Festivali'nin kapanış programında yaptığı konuşmada farkında olmadan tesettüre riayet etmeyen kadınların gözaltına alınmayacağını söyledi. Rahimi, bundan böyle farkında olmadan tesettüre riayet etmeyen kadınlar polis tarafından gözaltına alınmayacak, haklarında dosya oluşturulmayacak, eğitici sınıflar oluşturulup bu derslerde eğitim alacaklar ifadesini kullandı. İran'da devrim 1979 sonrası toplumsal muhalefete rağmen kadınlarda tesettür zorunlu hale getirilmişti. Yine İran'da hayat pahalılığını protesto eden göstericiler sokaklara döküldü. İran 2009 yılından beri en yoğun muhalif gösterilere tanık oluyor. İnsanlar sokağa çıktı ve diktatöre ölüm sloganları attı. Ruhaniye ölüm, diktatöre ölüm sloganları atan İranlılar gösterileri Meşet kentinde yoğunlaştırdı. Gösterilerin yurt geneline yayılmasını önlemek için İran yönetimi interneti kesti. Gösterilerle ilgili görüntüleri ise eski Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad'a yakınlığıyla bilinen sosyal paylaşım sitesi paylaşıyor. Gösterilerin arkasında Ahmedinejad'ın olabileceği de vurgulanıyor. Göstericiler geçim şartlarını protesto ederek Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti aleyhine sloganlar attı. Bu arada hayat pahalılığını protesto eden göstericilerin arkasında Ahmedinejad'ın yanı sıra İran'ın dini lideri Hamenei'nin olduğu da söyleniyor. İran lideri Ali Hamenei'nin Meşet'teki temsilcisi Cuma imamı Ahmet Alemelhuda yaptığı konuşmada ülkedeki ekonomi yönetimini eleştirdi. Bu arada İran'da işsizliğin arttığı da söyleniyor. İran'da işsizlik rakamları %12.4 seviyesinde bulunuyor. İsrail askerlerinin barbarca davranışları sürüyor. İşgal güçleri bu kez ülkenin güneyindeki Filistinlilerin yaşadığı El Arakib köyündeki evleri 123. kez yıktı. İsrail güçleri polis eşliğinde ülkenin güneyindeki Necef çölünde bulunan Filistinlilerin yaşadığı El Arakib köyüne baskın yaptı. İsrail güçleri Temmuz 2010'dan bu yana Filistinlilere ait evleri 123. kez buldozerle yıktı. El Arakib köyü İsrail işgal güçleri tarafından tanınmayan 35 Filistinli Bedevilere ait köylerden biri. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu işgal altındaki Doğu Kudüs'ün çevresinde yaşayan Filistinli Bedevilerin yaşadıkları yerlerden çıkmasına karar vermişti. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu 2017'nin çatışma bölgelerindeki çocuklar için kabus yıl olduğunu, çocuklara yönelik saldırıların ise çok yüksek bir seviyeye ulaştığını açıkladı. Açıklamaya göre çatışma bölgelerinde çocuklar intihar bombacısı ve kalkan olarak kullanılıyor. Çatışma bölgelerinde çocuklar intihar bombacısı ve kalkan olarak kullanılıyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu çatışma bölgelerindeki çocukların durumlarını ortaya koyacak bir açıklama yaptı.
UNICEF 2017'nin çatışma bölgelerindeki çocuklar için kabus yılı olduğunu, çocuklara yönelik saldırıların ise çok yüksek bir seviyeye ulaştığını açıkladı. UNICEF'in raporuna göre radikal grupların kaçırdığı çocuklar giderek daha fazla silah olarak kullanılmaya başlandı. Nijerya'da kökten ince Boko Haram örgütü geçen yıla göre 5 kat daha fazla anlamına gelen 135 çocuğu bu yıl intihar bombacısı olarak kullandı. Raporda binlerce ölümün yaşandığı Irak ve Suriye'de ise çocukların canlı kalkan olarak kullanıldığına işaret edildi. Silahlı grupların elinden kurtarılan kimi çocuğunsa bu kez güvenlik güçleri tarafından istismarın hedefi olduğu vurgulandı. Rapora göre uluslararası hukukun yerle yeksan olduğu Irak, Suriye, Yemen, Nijerya, Güney Sudan ve Myanmar çocukların çatışmanın merkezine çekildiği başlıca ülkeler arasında. Çocukların güvenliklerinin yanı sıra eğitim konusunda da yetişkinler dünyası ağır bir utanç tablosuyla karşı karşıya. Çatışma bölgelerinde yaşayan yaklaşık 27 milyon çocuğun okula erişimi engellendi. Milyonlarca çocuğun savaş, çatışmaların yarattığı engellerle gıda, temiz su, hijyen, sağlık konularında ölümcül tehdit altında olduğu, açlık, hastalık, travmalarla boğuştuğu belirtildi. UNICEF çocuklara yönelik şiddetin durması, okul, hastane, sivil hedeflerin vurulmaması konusunda çatışma bölgelerindeki tüm aktörlere uluslararası yasalara uyma çağrısını yineledi. Çocukların evlerinde, okullarında ve oyun alanlarında saldırıya uğradığını söyleyen UNICEF direktörü Manuel Fontane'nin yaşananların yeni normal olmasına izin veremeyiz ifadesi de dikkat çekti. Öte yandan Almanya Kızılaçı bu yıl kayıp olarak kayıtlara geçen 2700 sığınmacıdan 1000'inin çocuk olduğunu duyurdu. Die Welt gazetesinin haberine göre kayıp sığınmacıların ailelerinin yaptığı ihbarlara göre belirlenen bu sayılar 2014 yılına göre neredeyse 3 katı. Ülkemize dönelim tekrar. 2018 ile birlikte gelecek zamlarda açıklandı. Elektrik, köprü ve otoyol ücretlerine ve trafik cezaları yılın başında zamlanacak. 2018 zamlarla birlikte geliyor. Elektriğe 1 Ocak itibariyle %8.8 zam yapılacak. BOTAŞ 1 Aralık'tan geçerli olmak üzere doğalgaz santrallerine sattığı doğalgazın fiyatını %8 artırmıştı. Doğalgaz santrallerinin her 1000 metre küp gaza 704 lira yerine 763 lira ödeyeceği açıklanırken maliyet baskısı nedeniyle elektrikte 1 Ocak'ta tek haneli fiyat artışı bekleniyordu. Trafik ceza miktarlarına da zam geliyor. Resmi gazetede 11 Kasım'da yayımlanan Vergi Usul Kanunu genel tebliğinde Maliye Bakanlığı'nca yeniden değerlendirme oranının %14,47 olarak belirlenmesinin ardından 1 Ocak 2018'den itibaren uygulanacak trafik ceza miktarları da yeniden hesaplandı. 2018'de en düşük ceza taşıma sınırı üstünde yolcu alan sürücülere 85 lira olarak kesilecek. En yüksek ceza 17.065 lirayla geçici tescil belgesini basmak ve araç sahibine vermek üzere yetkilendirilen gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerden belirlenen usul veya esaslara aykırı hareket edenler için uygulanacak. Ayrıca yetkisi olmadığı halde tescil plakası basanlar ve dağıtanlar 11.885 lirayla cezalandırılacak. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine zam yapılacağını açıkladı. Başkent'te yılbaşında eylem hazırlığında oldukları belirlenen terör örgütü IŞİD üyelerine yönelik operasyonda 30 kişi gözaltına alındı. Başkent'te yılbaşında eylem hazırlığında oldukları belirtilen terör örgütü IŞİD üyelerine yönelik operasyonda 30 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubelerinin koordinasyonunda yaklaşık 500 polisin katılımıyla sabah saatlerinde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı olan 46 kişiden 30'u yakalandı. Şüphelilerin büyük çoğunluğunun Irak'tan geldiklerini ve IŞİD'den kaçtıklarını söyledikleri öğrenildi. Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik Erzincan ve Erzurum'da başlatılan operasyonlar sürüyor. Refahiye kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik Erzincan ve Erzurum'da başlatılan operasyonlar sürüyor.
Erzincan'ın Refaiye kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat ve Komando Birlikleri, ilçenin Söğütlü Köyü kırsalında karadan karla kaplı arazide teröristlere yönelik başlatılan operasyonu sürdürüyor. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı güvenlik korucuları tarafından da Çat kırsalında zorlu hava şartlarına rağmen bölücü terör örgütü mensuplarıyla kullanabilecekleri sığınak, barınak, depo ve yasa dışı malzemelerin tespiti ve imhasıyla menfez, köprü ve yayla evlerinin kontrolü maksadıyla operasyon icra edildi. Adana'da bataklık alanda at ve eşek kemiklerinin bulunmasının ardından yapılan operasyonlarda 5 ölü eşekle kesime hazırlanan 50 at ve eşek ele geçirildi. Adana'da dün bataklık alanda at ve eşek kemiklerinin bulunmasının ardından Büyükşehir Belediyesi zabıtasıyla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görevlileri 11 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 5 ölü eşekle kesime hazırlanan 50 at ve eşek ele geçirildi. Sabah erken saatte daha önce tek tırnaklı hayvan keserek piyasaya süren kişilerin evlerine operasyon düzenlendi. Evlerden bazılarının bahçelerinde derme çatma alanlarda hazırlanmış ahırlarda 5'i kendiliğinden ölmüş eşekle kesime hazırlandığı belirtilen 50 at ve eşek ele geçirildi. Ölmüş 2 tane. Şuraya bakın ya. Şüphelilerin bu hayvanları kesime hazırladığı ve yılbaşında etlerini piyasaya süreceği iddia edildi. Görevliler 50 hayvana el koyarak Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hayvan barınağına götürdü. Hayvanların ele geçtiği evlerin sahiplerine ise tutanak tutuldu. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağı belirtildi. Ayrıca operasyon yapılan adreslerden birinin kesimhaneye çevrildiği belirlenince bu adresin sahibine ise 16 bin lira para cezası kesildi. Ekiplerin çalışmalarının sürdüğü açıklandı. Adana'da dün bir gölette çok sayıda kesilmiş at ve eşeğe ait kemik bulunmuştu. İstanbul Esenler'de bir kuyumcu dükkanı soygunu sırasında çıkan çatışmada soygunculardan biri ölürken diğeri yaralandı. Soyguna silahla karşı koyan kuyumcu ise yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İstanbul'un Esenler ilçesindeki Çindirdere Caddesi üzerinde bulunan kuyumcu dükkanına sabah saatlerinde gelen çarşaf giymiş silahlı 3 kişi soygun yapmak istedi. Kuyumcunun silahını çekmesi üzerine çatışma çıktı. İçeride bir tane daha var. Soygunculardan biri olay yerinde ölürken diğeri yaralı olarak kaçmaya başladı. Onu vurdu abi. Dükkanını savunurken yaralanan kuyumcu sahibi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. O değil, içeride de var. İçeride var, içeride var. Güzel mi? Tamam, bir tane. Polis olay yerinde inceleme yaptı. Kaçan soyguncuyu yakalamak için ise çalışma başlatıldı. Başkent Ankara'da her sene olduğu gibi bu senede 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda yılbaşı kutlaması olacak. Ancak kutlamalar öncesi meydan ve etrafındaki bulvarlar araç trafiğine kapatılacak. Yeni yılı karşılamak için meydana gelecek vatandaşlar kontrol noktalarından geçerek meydana alınacak. DAEŞ ile ilgili, terör örgütleriyle ilgili operasyonlarımız tabii hız kesmeden devam ediyor. Başkent Ankara'nın yılbaşı kutlamaları için güvenlik tedbirleri belli oldu. Ankara Valiliği'nin olağanüstü önlemleri dikkat çekti. 7.344 polis ve 2.400 jandarmayla Ankara genelinde 9.744 görevli tedbir alacak. Ankara Valisi Ercan Topaca açıklamalarda bulundu. Kızılay, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na akşam saat 20'den itibaren bütün girişleri dört taraftan kapatmak suretiyle kontrollü bir giriş sağlanacak ve vatandaşlarımızın orada yılbaşı ile ilgili kutlamalarını güvenlik içerisinde yapmalarını
sağlayacak bir steril alan oluşturuyoruz. Oraya katılmak isteyen, oradaki kutlamalara, eğlenceye her bir kişi aranmak suretiyle alacaktır. Yine aynı şekilde bazı cadde ve sokaklarla ilgili de kontrollü giriş uygulaması yapılacaktır. Ayrıca Ankara'yı diğer illere bağlayan yollarla kent içindeki önemli noktalarda yol kontrolü ve aramalara devam edilecek. Kentin önemli meydan, bulvar, kritik hassas noktalarında gelişebilecek olaylara karşı ani müdahale ekipleri hazır bulundurulacak. Türkiye'nin deprem haritası, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi, Akdeniz, Çukurova, Sakarya Üniversitesi, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü ve AFAD yetkililerinin çalışmalarıyla yenilendi. Yeni deprem haritasının pazartesi günü Bakanlar Kurulu'na sunulması bekleniyor. Türkiye'nin deprem haritası yapılan çalışmalarla yenilendi. Türkiye'nin yeni deprem haritasında tehlike mahalle mahalle gösterilirken İstanbul'un Avrupa yakasındaki artış dikkat çekti. Ankara'da ise risk ciddi oranda azaldı. Mühendisler bu haritaya göre deprem yükünü hesaplayarak inşaat yapacaklar. Derecenin yerini uzun yıllardır Amerika ve Avrupa'da uygulanan ivme yöntemi aldı. Türkiye'nin en büyük 500 özel şirketi araştırmasının sonuçlarına göre yüksek performanslarıyla öne çıkan şirketler, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün katılımıyla düzenlenen törenle ödüllendirildi. Burada konuşan Bakan Özlü, Ar-Ge ve inovasyonun önemine değindi. 2023 hedeflerimize, hedefimize bizi taşıyacak büyük bir güce sahip olduğumuzu gösteriyor. 2023 hedeflerimize sizlerin ve diğer tüm girişimcilerimizin katkılarıyla ulaşacağız. Devlet ve özel sektörün paydaş olduğuna inanıyoruz ve paydaşların birbirinin elini güçlendireceğine inanıyoruz. Geleceğimizi inşa ederken sizlerin bu süreçte oynadığınız ve oynayacağınız rolün öneminin farkındayız. Teknoloji, Sanayi 4.0'ın merkezinde yer alıyor. Doğal olarak teknoloji firmaları da bu yeni dönemin en önemli aktörleri olmak durumunda. Gerek marka değeri, gerekse büyüklük açısından başa güreşen teknoloji firmalarımız arttıkça sadece ekonomimiz büyümeyecek, aynı zamanda global anlamda da rekabetçi yapımız artacak. Diğer taraftan hepsi çok kıymetli olan listedeki firmalarımız da kendilerini yeni döneme tam anlamıyla adapte etmelidirler. Bunun için teknolojik altyapılarını geliştirmeli, araştırma geliştirme ve inovasyonu olmazsa olmaz kabul etmelidirler. Çünkü Ar-Ge ve inovasyon imal eden şirketler bugün ne kadar büyük olurlarsa olsunlar yarının listesinde olamayacaktır. Bu açıdan Sanayi 4.0'ı iyi anlamalı, hedefleri belirlerken öncelik sırasına önem vermeliyiz. Konya'da alkollü araç kullanırken yakalanan ve daha önce ehliyetine aynı suçtan el konulduğu belirlenen sürücü otomobilini yakmaya çalıştı. Konya'da alkollü araç kullanırken polise yakalanınca otomobilini yakmaya çalışan sürücü güçlükle engellendi. Çekiyorum abi. Merkez Selçuklu ilçesi Horozluğan mahallesinde devriye görevini sürdüren polis ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Yapılan kontrolde sürücünün 7.73 promil alkollü olduğu, ayrıca daha önce ehliyetine aynı suçtan el konulduğu belirlendi. Senin görevin bu değil. Ne? Sürücü ve arkadaşları polise zorluk çıkartarak otomobillerine zarar verdi ve yakmaya çalıştı. Sürücü ve yanındakiler kendilerini görüntüleyen gazetecilere de saldırdı. Tartışma sırasında bir kişi otomobilin bagajından aldığı tamir takımı çantasını gazetecilere fırlattı. Sürücü ve arkadaşları bu davranışlara engellenerek polis merkezine götürüldü. Sürücüye toplam 4.700 lira para cezası kesilirken otomobil trafikten men edildi.
Gezici Araştırma Merkezi Türkiye genelinde halkın en çok güven duyduğu isimlerin Uğur Dündar, Hande Fırat, İlker Başbuğ olduğunu açıkladı. Sözcünün haberine göre araştırma 1-10 Aralık tarihleri arasında 12 il ve 42 ilçeye bağlı 64 mahalle ve köyde 2248 kişinin katılımıyla yüz yüze gerçekleştirildi. Siyasi isimlerin dahil edilmediği araştırmada gazeteci Uğur Dündar zirvede yer aldı. İkinci sıraya gazeteci Hande Fırat, üçüncü sıraya ise eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ oturdu. İlk 30 kişilik listede 16 gazeteci ve haberci yer aldı. İlk sırada bulunan Uğur Dündar ile ikinci sırada yer alan Hande Fırat, halkın habercilere olan güvenini ortaya koydu. En güvenilir 30 kişinin 25'i erkek, 5'inin ise kadın olduğu görüldü. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 2017'de yaşadığımız sorunlara rağmen 2017 içerisinde turizm sektörü krizlere karşı dayanıklılığını korudu dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 132. Bab-ı Ali toplantıları kapsamında Şişli'de özel bir otelde düzenlenen Kültür ve Turizm'de Yeni Vizyon programına katıldı. Türkiye'nin son zamanlarda turizmde toparlanma sürecine girdiğini ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye turizmde özellikle 2017'nin son rakamlarıyla birlikte yüzümüzü güldürüyor dedi. Turizmde de çok şükür Türkiye özellikle 2017'nin son rakamlarıyla birlikte yüzümüz gülüyor. Turizmde bir toparlanma sürecine girmiştir. Kolay değil. Gerçekten geçtiğimiz süre içerisinde birkaç tane önemli turizmi de geriye götürecek, ekonomiye de son derece ciddi şekilde olumsuz tesirleri olacak birkaç olayı bir arada yaşadık. Son 1,5-2 yıl içerisinde Ruslarla uçak krizini yaşadık. Avrupa'daki seçimler dolayısıyla Türk düşmanlığı, Türkiye karşıtlığı arttı. Açıkça adamlar en üst perdeden sakın ha Türkiye'ye gitmeyin, Türkiye güvenli bir ülke değildir mesajlarını verdiler. 15 Temmuz gibi bu toprakların gördüğü en büyük ihanet hareketiyle karşı karşıya kaldık ve özellikle çevremizdeki ülkelerdeki gelişmelerden kaynaklanan muazzam bir terör baskısıyla karşı karşıya kaldık. DAEŞ'iyle, PKK'sıyla, PYD'siyle Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteyen uluslararası bir terör baskısıyla karşı karşıya kaldık. Allah lütfetti. 2017 yılı içerisinde turizm sektörümüzü de gerçekten tebrik ediyorum. Dayanıklılığını, krizlere karşı dayanıklılığını ortaya koymuş oldu. Ve ilk 11 ay sonunda 30.7 milyonluk bir turizm sayısına ulaşmış olduk. Yıl sonu itibariyle de İnşallah 26 milyar doları aşkın bir turizm gelirine sahip olacağız. Turist sayısının da 32 milyonu aşacağını öngörüyoruz. Dünyanın en önemli antik kentlerinden olan Antalya'nın Aksu ilçesindeki Perge'de kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. 71 yıldır kazı çalışmaları devam eden kentin sadece %30'u gün yüzüne çıktı. Antalya'nın 18 kilometre doğusunda Aksu ilçesi sınırları içinde bulunan Perge Antik Kenti, Pamfilya bölgesine başkentlik yaparken heykeltıraşların kenti olarak da biliniyor. 5000 yıllık geçmişi olan antik kentte 71 yıldır süren kazı çalışmalarının ardından gün yüzüne çıkarılan ve ayağa kaldırılan yapılar havadan görüntülendi. Perge Antik Kenti'nin önemli bir Pamfilya kenti olduğunun altını çizen müze müdürü Mustafa Demirel, arkeolojik kazı çalışmaları çok hızlı sürdürülen bir çalışmalar değil, belirli plan çerçevesinde sürdürülüyor. Kentin ancak %20'si ile 30'u arasında bir yeri kazıldı. Çok geniş bir alan dedi. Ya Perge şöyle, Anadolu'daki bütün kentler gibi, bölgemizdeki gibi çok önemli bir Pamfilya kenti. Kentin tahminen %20-%30'ları kazıldı. Çünkü çok geniş bir alana yayılan bir kent. Doğusunda Kestros, antik Kestros Nehri, Aksu Çayı şimdiki denizle bağlantıyı sağlayan kentin Helenistik dönemden hatta üstteki Akropol bölgesi ta Demir Çağı'na kadar, Eski Tunç Çağı ve Demir Çağı'na kadar uzanan yerleşim izleriyle Helenistik döneme, sonra Roma dönemine ve Doğu Roma, Bizans dönemine kadar yaşam izleri devam etmiş.
Dolayısıyla şu andaki çalışmalarda yani kentin çok büyük bölümü daha toprak altında. Yavaş yavaş düzenli bir şekilde kazı çalışmaları devam ediyor. Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan gelişmelerle ana haber bültenimizde karşınızda olduk. Bitirmeden önce yeni yıl mesajımızı da verelim. Umarız 2018 yılı ülkemiz için 2017 yılına göre çok daha mutlu, çok daha umutlu, çok daha adaletli, temel hak ve özgürlüklerin yaşandığı bir yıl olur diyelim. KRT WhatsApp ihbar hattını da hatırlatalım. 0545 357 42 13. Bu numaradan bizlere yazabilirsiniz. Yayınımız önce hava durumu, ardından da Şükrü Pehlivan'ın sunumuyla spor haberleriyle devam edecek. Mutlu akşamlar, hoşça kalın.